Evet Deniz Ener, Ordu'dayız. Ordu'nun Ünye ilçesinde. Buranın alın teridir dedik fındık. Buranın emeğidir dedik fındık. Ve şu an bir fındık bahçesinde ve ablaya yardım ediyoruz burada. Dedik ki Cumhurbaşkanı fiyatı 26,5 lira olarak açıkladı. Biz de hem işçiyi, emekçiyi bahçede görelim istedik. 26,5 lira yeterliymiş. Hem onu soracağız. Hem de ürün toplamayla ilgili inceliklerini öğreneceğiz. Hem de memleketimizin, bölgemizin ürünü hangi şartlarda toplanıyor? Bunları size göstermeye çalışacağız. Şu anda fındık topluyoruz ablamla olduğu gördüğünüz gibi. Ama şöyle bazı yerlerde belimize sepet takarak toplayabiliyoruz ama bugün burada fındığı topluyoruz ve yere atıyormuşuz. Çünkü bahçe gerçekten çok güzel, çok temiz. Ablaya da önce bir teşekkür edelim. Hem teşekkür edelim hem de kolaylıklar dileyelim. Sağ olun. Abla gerçekten yorulmuşsunuz. Çok yorulduk. Evet. Yani. Peki önce şeyi soracağım. Cumhurbaşkanı 26,5 lira olarak açıkladı. Memnun musunuz fiyattan? Hiç de memnun değilim. Çok kızıyorum. Karadenizli olarak çok eleştiriyorum. Bugün çok sinirliyim o konuda. Sinirli misiniz? Evet. Ben, yani çok yani diğer şeyler iki misli katlandı. Ücretler, amele işçiliği falan, patos falan. Ama bizim emeğimiz görünmüyor. Evet, gerçekten burada yani, kan ter içinde kalıyoruz. Aynen, su içinde kalıyoruz. Diyoruz. Tozun toprağın içinde. Bu gidişle mal sahibi olmak çok zor bir şey. Yani her şey para. Kendin bir şey yapmasan bir şey kalmıyor. Evet, yani Tayyip bizim sesimizi duysun yani. Böyle olmaz. Şimdi gerçekten yoruluyoruz. Bahçelerde insanlar yoruluyor, terliyor. Güzel bahçeye denk geldiniz. Benim bahçelerim bu kadar güzel değil. Evet. Onu taşıtı de, şunu de, gübresi, şu bu hiç kurtarmıyor. Bir de köylüleri köye yönlendiriyor. Olmaz böyle bir şey. Yani eğer fındık yeterince fiyat etmiş olsaydı belki de köylüler kendi köylerine gelip fındıklarına, topraklarına sahip çıkabilirdi. Evet. Öyle mi diyoruz? Katılıyorum. Evet. Aynen. Gerçekten zor iş değerli izleyenler. Biz misafir olarak geldik buraya ama evet biliriz bu ürünün yoruculuğunu. Sütçü gerçekten. Yağmur, çağmur. Evet. Gidilecek yağmurda mi? Çamur. Evet. Gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Yani bu şekil. Evet. Yani. Peki abla, söylemek istediğin bir şey var mı? Biz geldik, misafiriniziz. Ne söylemek istersin? Dedim teşekkür ederim. Tam kızgınlık anıma denk geldiniz. Abla kızgın. Evet, gerçekten fiyatların düşük verildiği evet, için kızgın. Biz de o yüzden fazla rahatsız etmeyelim diyoruz. Görüntü alacağız ve arkadaşlarla görüşeceğiz. Ardından kolaylıklar dileyip gideceğiz. Sağ ol, teşekkür ettim biz ben de. Biz teşekkür ediyoruz. Bize tercüme olduğunuz için. Siz sağ olun. Bahçede güzel olan yerler var, şey olan yerler var. Fındığımız Ağustos ayının 1'inden, 25'inden başlar. Ekimine kadar devam eder. Çok güzeldir. Evet. Hanımın dediği gibi yağış da olursa bahçeye girilmez. Günlük biraz şey olursa, serin olursa daha rahat alınır. Şu an hava bayağı sıcak ama değil mi? Şu anda biraz sıcak. Evet. Abi özel bir şey sorabilir miyim? Patron abla mı sen mi? Bahçe sahibi hanımdır. Tamam, bahçe sahibi hanımdır. Patronun kim olduğunu söyledi. Karadeniz'deyiz şu an değerli izleyenler. O yüzden sözü çok uzatmaya gerek yok. Evet, Karadeniz'deyiz. Patronlar burada kadınlardır. Ordu'da fındık bahçelerinde bir de bazı bölgelerde dayıbaşı denir, bazı bölgelerde çavuş denir. Şu an çavuşumuz var yanımızda. Yani çavuş nedir? Çavuş işçilerin başındaki, doğru mu abi? İşçileri kontrol eden müdür. Müdür değil de işçileri yönlendiren kişi diyelim. Tamam, yani. İşçileri yönlendiren memur, amir. Abi siz, kolay gelsin öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Gerçekten zor bir iş yapıyorsunuz. Herkes terli, herkesin alnında ter var. Ne güzel. Gerçekten zor. Emek şey var çünkü. Evet. Şimdi bunu göründüğü gibi değil yani bu iş. Şöyle diyeyim size. Sıcak havada gerçekten zor oluyor. Bir de bunun yağmuru var. Ne diyeyim sana, zor bir iş yani. Ben yaklaşık 15 seneden beri bu işi yapıyorum. Bu işi yapıyorum. 15 seneden beri, evet. Verilen fiyattan memnun musunuz?
Şimdi o benim sorunum değil. Ben sadece toplatıyorum yani şimdi. Tamam, yemiye fiyatları verildi. Bunlardan memnun musunuz? Gerçekten şu sıcağın altında memnun değiliz yani. Düşük mü biraz yemiye? Düşük, tabii ki düşük. Yani bugün 150 lira para büyük bir para değil yani. 150 lira mı verildi şu an yemiye? Lira piyasa öyle şu an. Yani demek ki fındık fiyatı biraz daha yukarıda olsaydı, 35-40 olsaydı mesela, yevmiyelerde bu sefer 200-250 olurdu. Herkes mutlu olmuş olurdu. Evet, aynen doğru. Aynen. Peki doğru. O zaman kolaylıklar dileyelim size. Dediğim gibi Karadeniz'deyiz. Karadeniz'de eğer erkekler çok çalışıyorsa mutlaka başlarında eşleri vardır, kontrol eden. Yoksa erkekler bahçede mutlaka bir gölgelikte yatıyor olurdu. Ama abim de burada terliyorsa demek ki abla onu çalıştırıyor, biraz sıkıştırıyor. Abi nasılsın, iyi misin de başlayalım. Vallahi iyiyiz, teşekkür ederiz. Pandeminin gölgesinde de başladı. Evet. Gecikmeli de olsa. Evet. Vallahi devam ediyoruz. Arkadaşın fındığını toplamaya yardım ediyoruz. Yardım ediyorsunuz. Evet. Hava sıcak, bunaltıcı bir hava. Bunaltıcı, öğleden sonra biraz bunaltıcı oldu. Evet. Ama idare edeceğiz artık, ne yapalım. Ama alnımızın teriyle bu işin üstesinden geleceğiz diyoruz. Allah, gelmeye çalışacağız. Allah yardımcınız olsun.